Esselamun aleyküm kıymetli izleyicilerimiz. İstiklal TV e, ekranlarından yine sizlerle bir hafta sonu manşet haberler programımızla beraberiz. Bugün 28 Nisan e, pazar sabahı sizlerle beraber olmaktan kıvanç duyuyoruz efendim. Geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Anlık gelişmeleri derledik. E, tabii ki e, dünya gündeminde Doğu Türkistan'la ilgili hangi manşetler vardı? Onları da aktaracağız. Önce e, başlıklarımıza göz atalım, sonra içerikleri sizlere e, takdim edeceğiz kıymetli izleyicilerimiz. Geçtiğimiz haftalarda dikkat çeken e, manşetlerden işgalci Çin halka korku salıyor. Ve Avrupa parlamentosunun asistanı da Çin casusu çıktı. Biliyorsunuz Avrupa'da Çin casus alarmı var şu an. Ee, Avrupa parlamentosu Uygur yasasını kabul etti kıymetli izleyicilerimiz. Ve Pekin'de sözde Xinjiang propagandası e, yapıldı. Çeşitli farklı ülkelerden diplomatları davet ederek Çin kara propagandasına devam ediyor. İlk haberimizle başlayalım. Ee, kıymetli izleyicilerimiz her ne kadar Çin rejimi sahte propaganda ve bölgedeki kurdu kurduğu düzinelerce turistik mekanlarıyla Doğu Türkistan'daki gerçek durumu gizlemeye çalışsa da yine yine Doğu Türkistan'dan ifşa olan görüntü kayıtları Doğu Türkistan'daki gerçek durumun İçler acısı olduğunu, Uygur Türklerinin yoğun bir takip ve gözetim e, sistemi altında e, zulüm görmekte olduğunu ortaya çıkarıyor. Bunlar aslında delil niteliği taşıyan görüntü kayıtlarıdır. Geçtiğimiz hafta, e, geçtiğimiz günlerde Çin kaynaklı sosyal medyada taki, e, e, yayılan bazı görüntüler e, Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmünü açığa çıkardı. Bir Çinli kadın kişisel sosyal medya hesabından Doğu Türkistan'a sayat eden bir Çinli kadın bölgedeki zulmü anlatıyor. Bakın adeta. Şimdi her 20 dakikada, her 20 adımda bir, 10 adım, adımda bir gördüğünüz gibi numaralarıyla 29. 50. 51. diye böyle gidiyor. Bölgedeki karakol, polis karakollarına doğrudan bağlantılı Özel ihbar hattı noktaları var Doğu Türkistan'ın her bölgesinde. Bu Çinli kadın Doğu Türkistan'ın Hoten kentine gitmiş. E, yer işaretlerinden anlaşılıyor. Ve Çinli kadının söylediklerini size aynen aktarıyorum. E, diyor ki Doğu Türkistan'a e, Türkistan gelin artık burası çok e, güvenilir bir ortam oluştu. Ee, şeklinde söylüyor. Her şey kontrol altında. Ee, buraya geldiğinizde hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok. Sizi tamamen korumak amacıyla e, Çin Komünist Parti rejiminden bahsediyor. Hükümetimiz U, ulu e, hükümetimiz şeklinde hitap ediyor. Hükümetimiz bizi korumak amacıyla bu şekilde e, üst düzey güvenlik e, önlemlerini almış şeklinde açıklaması var. Aslında bu, aslında bu Doğu Türkistan'daki sistematik soykırımın e, aynı o, da, devam ettiğinin bir göstergesidir kıymetli izleyicilerimiz. Öte yandan e, bir ikinci e, manşetimize bakacak olursak. Avrupa'da Çin casus alarmı yükseliyor kıymetli izleyicilerim. İşte Almanya'da, İngiltere'de birçok Avrupa ülkesinde Çinli yani Çin Çin'e çalışmış, Çin güvenlik ve Çin istihbaratına çalışmış ama Almanya ve İngiltere vatandaşı olan casuslar tutuklandı. Almanya'da 3 kişi ve yine Almanya parlamentosunda Almanya için alternatif AFD e, partisinin önde gelen siyasetçilerinin bir siy siyasetçilerinden birinin danışmanı Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı kıymetli izleyicilerimiz. E, Valla şüpheli yani askeri amaçlarla kullanılabilecek teknolojiyi Çin'e sağlıyor. Teknolojik verileri, teknolojik bilgileri Çin'e satıyor kıymetli izleyicilerimiz. Ee, ve aynı şekilde de e, Almanya'da savcılık 3 Almanya vatandaşının askeri amaçları kullanabilecek teknolojileri üzerine Çin Çin gizli servisiyle çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. E, şüphelilerin işte Reuters haberine göre, Reuters'ın aktardığına göre e, şüphelilerin çift bir bir tane, çift bir tanesi tek e, üniversiteyle bağlantılıymış Almanya'daki bir üniversiteyle bağlantılı işbirliği içerisinde Çin istihbaratııyla Çin gizli servisiyle böyle bilgi alışverişinde bulunduğu Çin'e bilgi sağladığı söyleniyor öte yandan da İngiltere'de İngiltere'de İki kişi Çin adına casusluk yapmakla suçlandı. Londra Metropolis'in e, polis teşkilatından yapılan açıklamaya göre 32 yaşında biri e, Christopher Bray ve diğeri de 29 yaşında Christopher Charles. E, resmi sırlar yasası kapsamında Çin adına casusluk suçlaması yöneltildi. İlk duruşma 26 Nisan e, bugünlerde e, Cuma gün, e, günü e, başkent Londra'da görülmüş. Su e, suh ceza mahkemesince e, görüleceği aktarılmıştı kıymetli izleyicilerimiz. Çin adına casusluk yapan e, zanlı daha önce de İngiltere, İngiltere parlamentosunun parlamentosun Çin araştırma grubu için çalış, çalışan bir şahs yani. Çin Avrupa parlamentosu Avrupa ülkelerindeki e, parlamenterlerin içerisine dahi sızmış. Bu tabii ki sadece Avrupa ile sınırlı değil. Bütün dünyada Çin casusu ortaya çıktı. Kanada'da, ABD'de, farklı farklı ülkelerde Çin'in casusluk eylemleri sürüyor kıymetli izleyicilerimiz. Hem dijital orda ortamda siber saldırılar düzenliyor casuslarıyla hem de bu şekilde fiziki olarak satın alarak para karşılığında Avrupalı insanları satın alarak casusluk girişimlerinde bulunuyor. Bunu aktarmak istiyoruz. Evet bir diğer başlığımız da çok önemliydi. Avrupa Parlamentosu Uygur yasasını kabul etti. Her ne kadar söz konusu yasa tasarısında net bir ülkenin adını vermiyor. Ancak bu Avrupa Parlamentosu'nun oylamaya sunduğu bu yasa tasarısı zorla çalıştırma ile üretilen malların yasaklanmasını öngören yasa biliyorsunuz Doğu Türkistan'da Çin rejimi devlet destekli zorla çalıştırma uygulamasıyla Uygur Türklerini çeşitli endüstrilerde sadece hazır giyim değil, sadece otomobil yedek parçaları değil, sadece ev aletleri, küçük teknolojik aletler değil. Her alanında, her hazır giyimden başlayın tutun, yeşil enerjiye kadar, güneş paneline kadar Uygur Türkleri 8 milyon Doğu Türkistanlı toplama kamplarında ve eşit bir şekilde ceza kamplarında zorla çalıştırılıyor kıymetli izlerimiz. Burada Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği bu yasa çok önemliydi. Burada Bağ'a bir ezici çoğunlukla kabul ediyor. Çin'in Uygur Türklerini zorla çalıştırarak ürettiği malların ithalatını ve dağıtımını engellemeye amaçlıyor. Hazırlanan bu yasa tasarısı 45 çekimsel 6 ret oyuna karşın 555 ezici çoğunluk diyoruz ya 555 evet oyla onaylandı. Şimdi Avrupa Parlamentosu'nda Çin'den ithal edilen Uygur zorunlu çalıştırma tarafından üretilmiş ürünlere ambargo uygulanacak. Bu yasak kapsamında giysi, araba, çeşitli araba otomobil yedek parçaları, işte hazır giyim, gıda olarak gibi ürünlerin internet üzerinden de yapılan ticareti dahil olmak üzere Avrupa pazarında satışına yasaklama getirilecek. Ayrıca satılan mallara sınırda el konulacak. Yani geldiyse de sınırda el konulacak. Öte yandan dan da yasa Uygur Türklerinin emeğini sömürerek üretilen malların Avrupa'da tüketilmesini de engelleme engelleyecek bir dizi e, kurallar getirmesi öngörülüyor kıymetli izleyicilerimiz. Öte yandan da geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Uygur zorla çalıştırmayı e, konusunda uzman kendisi e, Amerika merkezli e, komünizm kurbanlarını anma vakfı kıdemli Çin araştırmacısı Adrian Zenz, Doktor Adrian Zenz biliyorsunuz e, uluslararası çalışma e, örgütünden de bir Uygur, Uygur kararı alınmıştı. Yani uluslararası çalışma örgütü kendi yönetmeliklerine devlet destekli zorla çalıştırma tanımını resmen ilk, ilk defa e, eklemiş, dahil etmiş bulundu. Bu bunu yaparken uluslararası çalışma örgütü devlet destekli zorla çalıştırma kavramını ince e, yaparken doktor Adrian Zensle e, böyle sıkı bir şekilde çalışma yaptığını doktor Adrian Zens'in e, işte çalışmalarından faydalandığını raporlarından istifade ettiğini e, açıklıyor yönetmelikte Uygurlar'ın e, açıkça e, Uygurlardan açıkça bahsedilmiyor ama e, yani fazla işgücü transferi bu kavram 4-5 defa geçiyor Uluslararası Çalışma Örgütü'nde, örgütünün yönetmeliğinde. Bu, bu terimi biz nerede duymuştuk? Doğu Türkistan'da. Çin rejiminin uyguladığı o sistematik baskının bir parçası olan e, bu zorla çalıştırma e, uygulamasının da bu terimi çok fazla karşımıza çıkıyordu. Bu da bir e, çok e, önemli bir adım aslında. E, Çin'de Adrian Zeng şöyle söylüyor. E, Fazla iş gücü transferinin yalnızca Çin'de yaygın olduğunu bahsediyor ve bu devlet politikası olduğunu söylüyor. Bu yüzden de Uluslararası Çalışma Örgütünün devlet destekli zorla çalıştırma teriminin yönetmeliğine eklenmesi çok önemli bir adım. Uygur zorla çalıştırılmasına ilişkin işte bulguların araştırma raporlarının geniş ölçüde tespit edilmesi için. Yani Uygur zorla çalıştırılmasının tespit edilme olasılığını arttıran bir adım. çok güzel bir haber aslında. Çin daha önce Doğu Türkistan'da zorla çalıştırmanın varlığını kabul etmiyordu Çin. Yani yok biz Uygurları zorla çalıştırmıyoruz şeklinde söylüyordu. Ancak tanık ifadeleri, uluslararası raporlar ve Çin'in kendi beyanları ilgi yani halkı fiziksel ve zihinsel baskı altına alma planının bir parçası olarak Uygur Türklerini zorla çalıştırıldığını, çalıştırdığını ortaya koyuyor. Avrupa Parlamentosu'nun bu kararı da gerçekten tebrik edilmesi gereken bir şey. Bu karar sadece Avrupa'da değil, daha önceden birkaç ülkede alındı. ABD'nin zaten biliyorsunuz 21 Aralık 2020'de alınmış bir karar var. 2021 miydi? Yanlış. Ee, söylemiş ol, olalım ee, ve aynı şekilde de e, diğer ülkelerde de var bu ay, aynı e, şey e, bu zorla çalıştırma uygulaması farklı ülkelerde de e, kanun olarak yasadan e, tasar, kanun tasarısı olarak kabul edilmişti. Evet son manşetimize bakalım. Pekin'de sözde Şinjan propagandası yapıldı kıymetli izleyicilerimiz. Ee, dediğimiz gibi Çin Doğu Türkistan'ı adeta bir turizm cenneti haline getirmiş vaziyette. Ee, son 10 yıldır e, gerçekleştirdiği sistematik soykırımı e, işte gizlemeye yönelik propagandalar e, propagandaları bunların hepsi. Kıymetli izleyicilerimiz, Çin Halk Ağı'ndan aktarıyoruz. 21 Nisan e, haberine göre Çin'in başkenti Pekin'de bulunan sözde Xinjiang salonunda Doğu Türkistan'la ilgili yalan yanlış, e, algı yanıltıcı propagandalarla dolu özel bir toplantı düzenlendi. Özel olarak yabancı diplomatlar için kurgulanan e, bu sözde toplantıda Çin'deki 50'den fazla e, yabancı diplomattan 49 ülkenin 49 ülkeden 21 büyük elçi katılım sağladı. Sözde Xinjiang Uygur Özel Bölgesi Parti Komitesi Sekreteri Çinli Vali Ma Xinglu biliyorsunuz o var. Bir de bu Erkin Tunyaz dediğimiz Çin rejiminin kukla yöneticisi sözde Xinjiang Uygur Özel Bölgesi Başkanı ve yanında da bir Çinli Dışişleri Bakan Yardımcısı var. Bu şahslar işte kukla yetkililer Doğu Türkistan'daki mevcut durumun üstünü örterek sözde Şincan'daki her millet halkının uyum içerisinde yaşamakta olduğunu bahsediyor. Sosyal istikrarın geliştiği hayatın her alanında insanların temel çıkarlarının güvence Çin yasalarına uygun bir şekilde güvence altına alındığı, Çin ulusal ortak bilincinin sürekli olarak e, güçlendirildiği ve farklı dinlerin Çince sosyalizme uygun bir şekilde geliştirildiği yönünde yalan propaganda yapıyor. Yani e, dinin Çince sosyalizme uyarlanması dediğimiz şey İslam'a açılan bir savaştır. İslam dinine e, alenen açılmış bir savaştır. Yani dini Kur'an-ı Kerim'i Konfüçyüs ideolojisiyle yorumlama şeklinde Çin rejimi orada e, Müslümanların kutsal ee, kutsal inançına Saldırı düzenliyor Yani hayır hadis e, kitapları Kur'an'ın e, asıl e, Öğretilerini Bir kenara iterek Yani kumfüçyüz ideolojisi Ve Çince sosyalizme uyarlama Diyor dini e, Bu dini tahrip etmekle e, Kalmayıp aynı zamanda Müslümanların e, bütün dini Yaşamını yok eden bir şey e, Çinli gibi yaşamasını istiyor yani Ayrıca Çin basınına yansıyan habere göre toplantıda Güney Afrika'nın Çin Büyükelçisi bir Çin, Çin propagandasına alet olan açıklamalar yapmış. Demiş ki 2023 yılında Şincan'ı ziyaret etmiş kendisi. Ve burada insanların dini inanç özgürlüğünün çok dini inanç özgürlüğünün korunduğunu, Devletin himayesinde gayet güzel yaşadığını, çeşitli etnik kökenden halkların uyum içerisinde yaşadığını e, gördüm şeklinde açıklamasıyla Çin propagandasına alet oluyor kıymetli izleyicilerimiz. Ayrıca ayrıca Çin e, propagandasıyla zehirlenen e, birçok ülke e, var. Bunun içerisinde Türkiye'de var, işte Kazakistan, İran, Pakistan gibi e, birçok ülkeden Çin'deki diğer ülkelerin büyükelçileri de Çin. Aleyhine ayrı ayrı açıklamalar yapmış. Ne yazık ki e, burada işte Çin'e Çin'e övgüler düzenleyen konuşmalar e, yaptı. Çin bunlar hepsi e, Çin'in asıl hedefine ulaşmasını sağlıyor sadece. Başka bir e, olanüstü bir şey yok. Doğu Türkistan'daki durumu Çin gizlemeye çalışıyor var gücüyle. Bütün yani çünkü ülkelere şu an e, Çin ekonomik ve teknolojik olarak bir davet yaptığında ister istemez bütün bütün ülkeler çıkarları odaklı bütün ülkeler gidiyorlar Doğu Türkistan'a işte Çin'in başkentine farklı bölgelerine. Orada Çin o fırsatı değerlendirerek o fırsatı yararlanarak ülkelere işte Doğu Türkistan'daki durumun iyileştiğine dair propaganda yapıyor. Yalan propaganda yapıyor. Oysa ki gördüğünüz gibi ilk baştaki haberimizde Hotem bölgesinde Kırsal kesimlerde, öyle tamam mega kentlerde, Ürümçi'de, Kaşgar'da böyle büyük şehirlerde dans, şarkı eşliğinde e, yabancı diplomatlara e, Uygurlar mutlu imajı çiziliyor. Ancak kırsal kesimlerde, Doğu Türkistan'ın ücra köşelerinde halk inim inim ağlıyor. Her adım başı polis kontrol merkezinde, her adım başı e, özel ihbar hatları e, konuşlandırılmış. Yani... En ufak bir sudan bahaneyle sizi biri e, ihbar edecek. Sizin tutuklanmanız an meselesi. Götürülüp toplama kampına, hapishanelere atılacaksınız ve sizden asla haber alan olmaz. Bu şekilde yıllardır, son 10 yıldır, 2016-2015 yıllarından itibaren Çin rejimi Doğu Türkistan'da keyfi tutuklama uyguluyor. Ve bunu da hiçbir şekilde e, durdurarak bilmeden zulüm devam ediyor. Uluslararası tepkiler yok mu? Tabii ki var ama çok cılız kalıyor. Bu anlamda lütfen Çin'e işte boykot uygulamalarında biraz daha böyle ee, adımlarımızı böyle duruşumuzu netleştirmemiz gerekiyor kıymetli izleyenlerimiz. İslam alemi olarak bu haftaki manşetlerimiz de başlıklarımız da bunlardı tabii ki bundan daha fazla başlıklarımız var biz yine de e, en e, göze çarpan dikkat çeken ayrıntıları sizlere aktarmak için e, bu içerikleri hazırlıyoruz. Lütfen biz bütün gücümüzü sizden alıyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Eğer programımızı beğeniyorsanız Doğu Türkistanlıların sesine ses olabilmek adına bizi desteklemeyi unutmayın. Abone değilseniz de kanalımıza abone, abone olmayı ihmal etmeyin diyoruz. Bugünkü programımızı burada noktalayalım. Size hayırlı bir hafta sonu dileyerek Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.